Yeni Türk'ten mutlu sabahlar değerli izleyenler. Gün ışığıyla birlikte gündemden gelişmelerle karşınızdayız. Gündemde neler var onları hatırlatalım ilk olarak. Kritik Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Öte yandan güncel korona tablosu da açıklandı. Vaka sayılarında ciddi bir düşüş var. Tablonun detaylarını da paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Ve ne yazık ki acı bir haberimiz var. Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde bir şehidimiz var. Şehit uzman Çavuş Aygün Çakaş bugün toprağa verilecek. Gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Şimdi haberlere bakalım. Kritik Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bültenin başında da aktardığımız gibi. Öncelikle gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Ek tedbirler alınacak mı yoksa tam kapanmaya mı gidilecek? Her kesim tarafından merak edilen işte bu soruda cevap bulacak. Kabine toplantısına göreve yeni atanan 3 bakan ilk kez katılacak. Kısmi kapanma yeni haftada doluyor. Vaka artış hızı düştü. Akıllardaki tek soru tam kapanma olacak mı? Cevabı kabine toplantısında belli olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüsle mücadele olacak. Alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konuları görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim kurulunun tavsiye kararlarını kabine üyeleriyle paylaşacak. Tedbirlerin vaka sayılarına yansıması ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı gündeme gelecek. Bununla ilişkin bir rakam var mıdır? Eğer tüm bunlar doğruysa bunu engellemek adına... Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacak. Akar, Irak'ın kuzeyinde Metine ve Avaş'ın Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirecek. Kabine toplantısına göreve yeni atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Güncel korona verilerine bakalım şimdi. Vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı demiştik. Son 24 saatte 38.553 yeni vaka tespit edildi. Ne yazık ki 347 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 51.236 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Koronavirüs salgınında düşüş sürüyor. Bir günde 38.553 vaka tespit edildi, 347 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 260.280 koronavirüs testi yapıldı. 38.553 kişinin testi pozitif çıktı. 347 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 2.801 oldu. 51.236 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.073.644'e yükseldi. Toplam test sayısı 45.884.258'e ulaştı. Vaka sayısı 4.629.969, vefat sayısı 38.358, ağır hasta sayısı ise 3.590 oldu. Koronavirüsle mücadele hem vakaların azalması hem de hastane doluluk oranlarının düşmesi için alınan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama boyunca denetimler büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla sürdürüldü. Özellikle araçlarıyla yola çıkıp belgesi olmayanlara istisnasız cezai işlem uygulandı. İstisnasız
İstanbul'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler hiç olmadığı kadar artırıldı. İşlek caddeler, yoğun kullanılan kavşaklar ve otoyol gişelerinde kontrol noktaları genişletildi. Trafikteki araçlar sıkı bir şekilde denetlendi. En baştaki araç. Yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerinde her araç durduruldu. Sürücü ve yolcuların tek tek belgeleri kontrol edildi. Avukat da olsa, muafiyet belgesi yoksa hakkında tutanak tutulmadan yoluna devam etmelerine müsaade edilmedi. İstanbul'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de, pazar gününde havanın soğuk olmasının etkisiyle İstanbul'da çok fazla trafik yoğunluğu oluşmadı. Fakat tüm polis kontrol noktalarında ekipler teker teker araçları durdurarak belge sordu. Güzergaha uymayanları ise cezalar yazdı. İstanbul'da kısıtlamanın ilk başladığı cuma gününde trafikte büyük yoğunluk oluştu. Özellikle otoban gişelerinde yığılmalar oldu. Fakat hafta sonu nispeten daha sakin geçti. Polis ekipleri açısından yollarda büyük olumsuzluklara şahit olunmadı. Acı bir haberimiz var demiştik. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan uzman çavuş Aygün Çakar'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan uzman çavuş Aygün Çakar'ın şehit olduğu bildirildi. Şehit uzman çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Vezirköprü'ye getirilen şehidin naaşı bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları aralıksız sürüyor. Mehmetçik sınır güvenliğini korumak için terör hedeflerine bomba yağdırıyor. Son olarak Kandil'de tespit edilen 4 hedefe hava harekatı düzenlendi. Her iki operasyonda da tuzaklanmış EYP'lerle silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler için artık kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer kalmamıştır. Hangine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz. Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları gece boyunca aralıksız devam etti. Teröristlerin inlerine girildi, hedefler yerle bir edildi. Her bir Yavuz devam edin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2,5 ay aradan sonra Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonu kararlılıkla sürüyor. Operasyona çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçları da katılıyor. Terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla cephane olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir ediliyor. Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef düzenlenen hava harekatıyla etki altına alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu harekat merkezinden takip ediyor. İHA'ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekat merkezinden izliyor. Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sırasında etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin yeni görüntüler de paylaşıyor. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de teröre aman verilmiyor. Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li terörist daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta birlikleri Irak sınırındaydı. Bakan Akar 31 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından esir getirilen terörist sayısı da
toplam 31. Mehmetçik Kuzey Irak'ta ara, bul ve yok et parolasıyla ilerliyor. Hem karada hem de havada teröristlere göz açtırtmıyor. Bu operasyonlar devam edecek. Sonuna kadar devam edecek. Ve şu anda planlandığı şekilde faaliyetlerimiz sürüyor. Metina ve Avaş'ın Basyan bölgelerindeki PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları devam ediyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. 400'den fazla hedef topçu birlikleri, 60'tan fazla hedefse savaş uçakları tarafından vuruldu. Operasyonda kara birlikleri arama tarama yaparak ilerleyişine devam ediyor. Karadan sızma harekatı, havadansa helikopterlerle bölgeye sevk edilen komandolar bölgede teröristlere nefes aldırmıyor. Komandolarımız yine karadan da araziden de intikal etmek suretiyle sızma tarzında bölgeye geldiler ve bölgeyi kontrol altına almış bulunuyorlar. Operasyonlar sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle birlikte Irak sınırına gitti. Komutanlarla video konferans yöntemiyle görüştü. Talimatlar verdi. Biz başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, sınır güvenine son derece saygılıyız. ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını soykırım olarak tanımladı. Tarihi bir skandala imza atan Biden, biz nefretin tüm şekillerinin çürütücü etkilerine karşı güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz dedi. Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki geldi. I am genuinely shocked and saddened that our nation. Amerika Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını soykırım olarak tanımladı. Skandal sözlere Ankara'dan sert tepki geldi. Joe Biden 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz ifadelerine yer verdi. Biz nefretin tüm şekillerinin çürütücü etkilerine karşı güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz dedi. Tarihi tasdik ettiklerini belirttiği açıklamasının devamında bunu da suçu birilerine yüklemek için değil, bunun bir daha asla yaşanmaması için yapıyoruz değerlendirmesinde bulundu. O açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Aliyev, son gelişmeler doğrultusunda hangi ortak adımların atılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aliyev, Biden'ın açıklamasını tarihi bir hata olarak nitelendirdi. Biden'ın açıklamasına ard arda sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın sözde soykırım nitelemesine yönelik, bunun elbette bir siyasi karşılığı olacaktır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir. Biden'ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır dedi. CHP adına açıklamayı parti sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar Ermenistan halkıyla Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güçlü yaralar açacaktır ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de o ifadenin Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıdığını söyledi. Siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde soykırım ifadesinin Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz açısından ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 20 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler öncesi anayasa gereği istifa etti. Seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarını sürdürecek, seçimlerde tekrar başbakan adayı olacak. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, վերջին օրերին մենք Mart ayında istifa kararı almıştı. Beklenen o açıklama geldi. Մեր քաղաքական թիմում տենց մարդ չկա, որ արտասվելով չի. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında savaşı kaybetmesinden sorumlu tutulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti. 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa eden Paşinyan, seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edecek. Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար
İstifası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mütabakat uyarınca 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek. Ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak dedi. Yapılacak olan seçimlerde tekrar başbakan adayı olacağını duyurdu. Partimizin erken seçimlere katılacağının altını çizmek istiyorum. Başbakan adayı olacağım. Eğer halk başbakanlıktan ayrılmam gerektiğine karar verirse onların iradesini yerine getireceğim. Başbakanlık görevine devam etmemi isterlerse yine halkın iradesini yerine getireceğim ifadelerini kullandı. Ermenistan ordusu Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyerek Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması ile ilgili belgeyi imzalamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Tarihi şu anı zaferlerle dolu milletimizin haklarına sahip çıkmaya, Çanakkale ruhunu yaşatmaya, ülkemizi yakınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'yi yarınlara çok daha güçlü bir şekilde taşımaya devam edeceklerini bildirdi. Çanakkale ruhunu yaşatacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad etti. Ezelden beridir hür yaşayan milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Çanakkale ruhunun gelecek nesillere abidevi bir miras olduğunu vurguladı. En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen Türk milletinin, vatanı ve bayrağı için hiçbir işgale geçit vermeyeceğini, dün olduğu gibi bugün de ortaya koyduğunu belirtti. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin, haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale ruhunu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale'de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Şehit Diplomatlar sergisi açıldı. Amerika'nın Los Angeles şehrinde ve İstanbul'da eş zamanlı kurulan sergide Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla anlatılıyor. ...1973-1984 yılları arasında Türk diplomatlara karşı birçok farklı ülkede saldırılar gerçekleşti. Asala ve Esak terör örgütleri silahlı, bombalı çok sayıda saldırı düzenledi. 31 diplomat ve onların aile mensupları o saldırılarda hayatını kaybetti. Onların anısına önemli bir sergi açıldı. Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan ABD'nin Los Angeles şehrinde Şehit Diplomatlar sergisi açıldı. Aynı sergi eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Sirkeci Garı'nda da kuruldu. İlk terör eylemi 1973 yılında Kaliforniya'da gerçekleşmişti. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'la Konsolos Bahadır Demir, Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından şehit edildi. Bu saldırı Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terör saldırılarının başlangıcı olmuştu. Asala ve Jicak gibi Ermeni terör örgütleri, 1970'ler ve sonrasında yüzlerce saldırı düzenledi. Türk dışişleri personeli ise tehditlere rağmen korkusuzca görevlerine devam etti. Aldıkları tehditleri görevli oldukları ülkede bildirmelerine rağmen çoğu vakada bir koruma görmediler. En kanlı eylemlerin ve en fazla diplomat şehidinin olduğu Fransa'da çoğu saldırı faili meçhul olarak kaldı. Avusturya, İsviçre, Yugoslavya'daki birçok terör eyleminde ise saldırganlar yakalansa da yeterince ceza almadılar. Aldıkları cezaları ise çok kısa sürede yatıp salıverildiler. Müzik.
Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31 diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit oldu. Toplamda 77 kişi hayatını kaybetti. İletişim Başkanlığı'nın Şehit Diplomatlar Sergisi İstanbul'da 30 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide Türk diplomatlara yönelik sistemsel terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla anlatılıyor. Gündemi sarsan kripto para dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aranan 80 kişiden 69'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşi de var. TODEX soruşturması devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 80 kişiden 69'u yakalandı. Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından TODEX soruşturması sürüyor. Şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınanların sayısı 69. Aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu firari 11 zanlı aranıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede oksijen tüpü patladı, yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında 82 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi ve Sağlık Bakanı açığa alındı. Alevler tüm binayı sardı. İçindekiler adeta cehennemi yaşadı. 82 kişi hayatını kaybetti. Yer Irak'ın başkenti Bağdat. Covid-19 hastalarının kaldığı Ebu El Hatip Hastanesi'nde oksijen tüpü patladı. Yangın çıktı. Hastanede 120'ye yakın hasta vardı. Herkes neye uğradığını şaşırdı. Kimi kendini kurtarmaya çalıştı, kimi de hasta yakınlarını. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada hastane önünde toplananlar da hastaları kurtarmak için ekiplere yardım etti. Bazıları binanın pencerelerine tırmandı. Hastaları böyle çıkardı. Bazıları da yangın tüpleriyle içeri daldı. Binada her şey birbirine girdi. Hastanenin içi savaş alanına döndü. Herkes o harabede yakınlarına ait iz bulmaya çalıştı. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı. Uzun süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 82 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Irak Sağlık Bakanı Hasan Altamimi, yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı. Soruşturma sonuçları 5 gün içerisinde hükümete sunulacak. Almanya'da skandal bir olay yaşandı. Polis George Floyd'a uygulanan şiddetin benzerini bir Türk iş adamına uyguladı. O anlar görgü tanığı tarafından kaydedildi. Alman polisi Amerikan polisini aratmadı. George Floyd'a uygulanan şiddetin bir benzerini Türk iş adamına uyguladı. Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan inşaat şirketi sahibi Emre Tümsek, iş yerinin önünde duyduğu gürültü üzerine dışarı çıktı. Aynı anda polis tarafından ters kelepçelenerek yere yatırıldı. Sert müdahaleye maruz kaldı. Alman polisi kimliğini istediği Tümsek'in boynuna diziyle basarak şiddet uyguladı. 4 saat karakolda gözaltında tutuldu. Daha sonra serbest bırakıldı. Hey, was machen Sie denn da?
Türk iş adamına uygulanan şiddet bölgedeki bir görgü tanığı tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. İstanbul Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan 4 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Bir kişi ise kendini son anda dışarı atarak kurtuldu. Depoyu bir anda alevler kapladı. 4 kişi yanarak can verdi. İstanbul Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın anında içeride 5 kişi vardı. İçlerinden biri son anda kendisini dışarıya attı. Ancak diğerleri içeride mahsur kaldı. İçeride 4 kişi kaldı abi ya. Yangını görenler hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler mahsur kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Camlar kırıldı, açılan deliklerden hortumla yangına müdahale edildi. Bu adam canını kurtardı kurtarmasına ama ne ayaklarında ayakkabısı vardı ne de üstünde pantolon. Çaresizce arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi. Kısa kaldı abi ya. Arkadaşların mı? Nereli kalanlar? Pakistanlı. Pakistanlı. Ancak beklediği olmadı. Yangın söndürüldü. İçeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Bak yataklı bir odanız var aşağıda. Onun üzerinde yumruk var. Yumruk kırdı içeri girdi. Bartın'da 6 yaşındaki bir çocuk alışveriş arabasının üzerinde ilerledi. Ona göre araba oyuncaktı. Ancak korkulan oldu, araba devrildi. Minik Ege o alışveriş arabasının altında kaldı ve dili boğazına kaçtı. Sonrasında ne olduğunuysa gelin haberimizde izleyelim. Dili boğazına kaçtı. Çevresindekilere koşturdu. Neyse ki kurtarıcısı oradaydı. Ve dilini çıkararak yavruyu tekrar hayata döndürdüm. Olay Bartın'da yaşandı. Mahallenin çocuğuydu Minik Ege. Henüz 6 yaşındaydı. Çocuk ya, alışveriş arabasını oyuncak yapmıştı. Korkulan oldu. Araba çocuğun üzerine devrildi. Ege o düşüşle nefes alamadı. Dili boğazına kaçmıştı. Çevresindekilere koşarak yardım istedi. Olayı gören güçlü ocakçı Ege'nin acısını dindirmek için çabaladı. Benim gözlerimin önünde cereyan etti. Hemen kalktım. Normalde bir tehlikeli bir şey gibi gözükmüyordu. Ben sadece işte korktu falan diye, korkma oğlum diye yanına gidip azıcık pohpohlayacaktım. Neyse ki ne olduğunu anladı. Hemen müdahale etti. Ege çenesini o kadar güçlü kilitlemişti ki güçlü ocakçı diline erişmekte zorlandı. Tek elimle açmaya çalıştım. Tek elimle de açamadım. Ayaklarımın arasında iki elimle zorlayarak açtım ve dilini çıkararak yavruyu tekrar hayata döndürdüm. Hatay'da katliam gibi bir kaza yaşandı. Freni boş olan vinç virajı alamayarak karşı şeride geçti. Hem seyir halindeki bir taksiyi hem de park halindeki araçları biçti. Yolun savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi öldü. 2 ağır yaralı ise yaşam mücadelesi veriyor. Freni boşaldı, önüne ne geldiyse ezdi geçti. Toza gömülen o yolda 4 kişi feci şekilde can verdi. Katliam gibi kaza Hatay'da yaşandı. Kablo yüklü bir vincin freni boşaldı. Bir süre korna çalarak ilerledi ancak kontrolü kaybedince karşı şeride geçti. Seyir halindeki bir taksi ve park halindeki 10 aracı işte böyle biçti. En sonunda yan yatarak durabildi. Kaza sonrası gökyüzünü duman kapladı. Yol adeta savaş alanına döndü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanları kurtarabilmek için mahalleli ve ekipler saniyelerle yarıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 ağır yaralının ise yaşam mücadelesi sürüyor.
Kırıkkale'de cinnet geçiren 75 yaşındaki bir kişi gece yarısı dehşet saçtı. Önce karısını öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi ve cani kurucu gözaltına alındı. Cinnet geçirdi. Önce eşini öldürdü, sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Korkunç olay Kırıkkale'de yaşandı. 75 yaşındaki M.D. karısıyla tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlendi. Cinnet geçiren adam karısını göğsünden ve sırtından bıçakladı. Sonra doğalgazı açtı, evini ateşe verdi. Bir de bir baktım oradan ateşler çıkıyor, alevler çıkıyor. Evet. Alevler çıktığını görünce ben direkt bağırdım mahalleye, orada binada kimse var mı diye. Yetmedi, sokaktaki otomobilini de yaktı. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Ondan sonra baktım orada trafonun yanında arabası da, kendi bu evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Olay yerine hemen ekipler geldi. Yangın kontrol altına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni evden çıkarıldı, ambulansa alındı. Cani Kocaysa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, emniyete götürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'ı çekirge sürüsü istila etti. Çekirgelerin tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor. Şam çöl çekirgelerinin istilasına uğradı. Görüntüler endişe verici. Suriye'nin başkenti Şam'ı çekirgeler istila etti. Çekirge istilasının çoğu ailenin geçim kaynağı haline gelen tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor. Rahatlatan açıklama ise Tarım Bakanlığı'ndan geldi. Bir bakanlık yetkilisinin açıklamasına göre Şam'ı basan çöl çekirgeleri sınırlı sayıda. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına çok uygun değil. Bu yüzden mahsullere de çok zarar vermesi beklenmiyor. Brezilya'da akıl almaz bir olay yaşandı. 270 kişinin yaşadığı lüks binadaki yüzme havuzu aniden çöktü. Alt kattaki otopark sulara gömüldü. Havuzda veya garajda kimsenin olmaması tek teselliydi. Lüks binanın havuzu böyle çöktü. Otoparkı su bastı. İlginç olay Brezilya'da yaşandı. Lüks bir binanın üst katlarında yer alan yüzme havuzu aniden çöktü. Su dolu havuzun çökmesiyle binanın alt katında bulunan otoparkı su bastı. Arabalar suya gömüldü. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Korkunç olay yaşanırken neyse ki havuzda veya garajda kimse yoktu. 270 kişinin yaşadığı bina önlem amaçlı tahliye edildi. 111 metre yüksekliği ve 1000 metrekareye batıyla Türkiye'nin en büyük bayrağı İstanbul'da kentin tüm noktalarından rahatlıkla görülebiliyor. İstanbul'un silüetine anlam katan bayrak yepyeni manzaraların ortaya çıkmasını da sağladı. Türkiye'nin en heybetli bayrağı İstanbul'da dalgalanıyor. Kentin her noktasından rahatlıkla görülebiliyor. Çamlıca'ya dikilen Türkiye'nin en uzun Türk bayrağı İstanbul'un her yerinden rahatlıkla görülebiliyor. Öyle ki Fatih can kurtaran sahilden bu sisli ve puslu havaya rağmen o devasa bayrak çıplak gözle rahatlıkla izlenebiliyor. Anadolu yakasında Çamlıca Tepesi'ni süsleyen dev bayrak Üsküdar ve çevre ilçelerden rahatlıkla görülebiliyor. Boğaz'ın diğer yakasından da oldukça net bir şekilde izlenebiliyor. Yine Avrupa yakasında bir nokta. Beşiktaş Balmumcu'dan bakınca Çamlıca Camii, dev Türk bayrağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir arada işte bu manzarayı birlikte dolduruyor. İstanbul'un silüetine anlam katan bayrak 111 metre yükseklikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende göndere çekilen bayrak 1000 metrekareye batında. Bu özellikleriyle Türkiye'de ondan daha büyüğü yok.
Çamlıca'da dalgalanan dev bayrak, İstanbul'da yepyeni manzaralar ortaya çıkardı. İstanbul'un en güzel tepelerinden biri olan Çamlıca'da adeta büyük bir boşluk dolmuş oldu. Günışığı gazete bölümünde şimdi 26 Nisan'ın gazete manşetlerine bakacağız. BBN Haber gazetesine bakalım ilk olarak. 30 yıllık rüya başlığı altında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanayi kuşağından kadın doğum ve çocuk hastanesine kadar büyük bir alanda dönüşüm gerçekleştirileceğine dikkat çekerken, bu proje Konya'nın 30 yıllık rüyası mega bir projedir dedi. En büyük projelerden biri, projenin detaylarına bakalım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medyada Konyalı vatandaşlarla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Altay, mega projeniz var mı sorusuna, Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı dönüşümü, Alaaddin Cephe yenileme projeleri çok önemli projelerdir. Ama özellikle eski sanayi ve Karatay sanayisinin taşınması projesi en büyük projelerden birisidir. 30 yıllık bir rüyadır dedi. BBN Haber gazetesinin ana manşetinde Uğur İbrahim Altay'ın açıklamış olduğu 30 yıllık rüya dediği kentsel dönüşüm haberi yer alıyordu. Şimdi Hürriyet gazetesinin ana manşetine bakalım. Tarih ve hukuk bizden yana başlığı altında. Tarihçilere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasının tarihsel ve hukuksal hiçbir karşılığı bulunmuyor. Biden'ın sözleri tamamen siyasi, soykırım iftirası Türkiye açısından yok hükmündedir. Peki tarihçiler ne düşünüyor, buna bakalım. Doçent Doktor Ahmet Kuyar, 1915 olaylarını tanımlamada tarihçilerin bile bölündüğünü, Biden'ın hüküm veremeyeceğini söyledi. Kuyaş, üzerinde bile durmamak gerekiyor, önemsediğimizi göstermek bile bir zaaftır dedi. Profesör Doktor Hale Şıvgın da Biden'ın sözlerinin siyasi olduğunu, hukuki karşılığının bulunmadığını anlattı. Şıvgın, hukuki dayanağı olabilmesi için Adalet Divanı'nın kararı olması gerekiyor. Var mı? Yok. Biden'ın açıklaması yok hükmündedir. Hem tarihi hem hukuki yönden haklıyız dedi. Tarihçi Sinan Meydan, Biden'ın sözlerinin sömürgeciliğin bir yansıması ve Türkleri barbar gibi gösterme çabası olduğunu söyledi. Yine bir diğer başlıkta Doğu Perinçek. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, soykırımı reddettiği için kendisine ceza veren İsviçre'ye karşı İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanan bir isimdi. Perinçek, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve İnsan Hakları Mahkemesi içtihatına göre soykırıma sadece yetkili mahkeme karar verebilir, Biden'ın hiçbir yetkisi yoktur diyor. Bir diğer başlığa bakalım. Ayla, Naim ve Müslüm filmlerinin yapımcısı mahkemeye başvurdu. Ayla, Naim Müslüm gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Ustun, eski eşi Mimar Öznur Dursun'a dava açarak 21.226 TL'lik nafakanın 5.000 liraya indirilmesini istedi. Uslu, dilekçesinde salgında işlerinin kötüye gittiğini ve hakkında çok sayıda icra takibi olduğunu vurguladı. Yine bir diğer başlıkta arılarla direniş. Bir tarafta jandarma sıralanmış, önünde bir takım sandıklar. Çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar. Rize'nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış. Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadide taş ocağı açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar. Arılardan barikat yani. Jandarma kolları kestiği için ormanda yürüyerek getirmişler kovanları. Yine bir diğer başlığa bakalım. Atatürk gerçekleri böyle anlattı. Atatürk hem Nutuk'ta hem yabancı gazetelere yaptığı açıklamalarda soykırım iddialarını reddetmişti. Ermeni kıtaları konusundaki sözler gerçeğe uygun değildir. Aksine silahlandırılan Ermeniler Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insansız bir şekilde öldürme ve imha siyaseti gütmekteydiler. Müslümanlar namuslarını ve canlarını korumak için kendilerini savunmuşlardı. Yine bir diğer başlıkta Kandil'de 4 hedefe füze. TSK'nın Kuzey Irak operasyonunda terör örgütünün ana karargahı hedef alındı. Milli Savunma Bakanlığı jetlerin Kandil'de 4 kritik hedefi vurmasına ilişkin görüntüler paylaştı. Operasyonlarda 31 terörist öldürüldü, bir asker şehit oldu. Evet, Hürriyet gazetesi ana manşeti bu şekildeydi değerli izleyenler. Hürriyet gazetesi ana manşetinde biliyorsunuz son günlerde, son birkaç gündür aslında gündemde ne yazık ki sözde Ermeni soykırımı ile ilgili haberler yer alıyordu. Ve bu konuda tarihçiler de aslında şunda hemfikir ki bu soykırım iddialarının hiçbir tarihi ya da hukuki bir dayanağı yok ki zaten Biden'ın bu açıklamalarının hukukta bir karşılığı da yok. Bunu da bu şekilde hatırlatmış ve aktarmış olalım. Sabah gazetesine bakalım.
Gerçeği de rüya gibiydi başlığı altında. Erdoğan ve eşinin 23 Nisan'da iftarda ağırladığı çocuklardan 12 yaşındaki Mehmet Semih, başkan dedesiyle buluşmasını anlattı. Isparta çocuk evinde kalan Mehmet, bir ay önce rüyasında Başkan Erdoğan'la buluştuğunu görmüş ve bunu mektupla kendisine yazmıştı. Erdoğan da Huber Köşkü'ndeki ağırlamaya Mehmet'i de davet etmişti. Mehmet yaşadıklarını şöyle anlattı. Rüyanın gerçek olduğuna inanamıyorum. Başkan dedemle buluştum. Bana rüyamdaki gibi armağan verdi. Telefon, saat, kitap hediye etti. Gerçeği de rüya gibiydi. Hepimiz de ilgilendi diyor minik Mehmet. Bir diğer başlığa bakalım. Dostları Biden'a siper oldu. Millet İttifakı'nın ortağı HDP, Türkiye'ye soykırım iftirası atan ABD Başkanı Biden'a tam destek verirken, diğer ortak Kılıçdaroğlu da yine milli duruş sergilemekten kaçındı. CHP lideri Biden'a açıkça tepki göstermek yerine faturayı iktidara kesecek kadar Türkiye karşıtı davrandı. İYİ Parti lideri Akşener de Biden'ı eleştirir gibi yapıp hedefe Başkan Erdoğan'ı koydu. Yine bir diğer başlığa bakalım. Yasa dışı bahisin pişkin hanıması. Yasa dışı bahis oynatmaktan yargılanan ve Bitcoin CEO'su İlker Baş'ın eşinin sanat dolandırıcılığa karşı kulüp kurduğu ortaya çıktı. Hanım hala kaplı Güliz Baş sosyal medyadaki dolandırıcılığı önlemek için sözde zenginler kulübünü kurmuş. Yine bir diğer başlıkta vaka sayıları yer alıyor. Vaka sayıları %35 azaldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ümit Savaşçı, son iki haftada vaka sayılarında düşüş var. İyileşen hastaların sayısı da ciddi artış kaydetti. Önümüzdeki iki haftada da hem vaka hem vefat sayısında önemli düşüş bekliyoruz diyor. Mehmet Barlas'ın açıklaması yer alıyor bir diğer başlıkta. Biden saçmalamış. Joe Biden'ın tarih bilgisi ve dünya olaylarına bakış açısı kim bilir ne kadar yüzeyseldir. Acaba kendi vatanındaki yerli insanların ne olduklarını hiç merak etmiş midir diyerek yine burada da sözde Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili Joe Biden'a bir tepki yer alıyor. Yeni Şafak gazetesinin ana manşetine bakalım şimdi 26 Nisan başlıklarına. Ki bu arada siyasilerden de Joe Biden'ın açıklamalarına tepkiler gelmişti. Bunları da aktardık. Yine ilerleyen dakikalarda aktarmaya devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesinin ana manşetinde ABD her zaman düşmanlarımızın yanında olduğu başlığı altında. Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanması ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği hasmane politikalarının son halkası oldu. Bugün 15 Temmuz'u yönetip FETÖ'yü himaye eden, PKK-PYD'ye destek veren sözde müttefik 60-70 yıldır hep düşmanlarımızla işbirliği yapıyor. Tüm darbelerin içinde, ABD 27 Mayıs'tan bugüne tüm darbelerin içinde olduğu cuntacılara destek verdi. 27 Mayıs darbesine giden süreçte Başbakan Menderes otoriterleşti denilerek hedef alındı. ABD istedi, junta yaptı. 12 Mart 1971 darbesinden sonra iş başına gelen Nihat Erim hükümeti ABD'nin isteğiyle haşhaş ekimini yasakladı. CIA'nın Türkiye şefi Henze, 12 Eylül darbesini ABD Başkanı Jim Carter, bizim çocuklar başardı diye haber verdi. 1962'de Küba füze krizinde ABD hem Ankara'ya danışmadan nükleer başlıkları çekti, hem Türkiye'yi Sovyetlere karşı karşıya getirdi. 5 Haziran 1964'te dönemin ABD Başkanı Johnson, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini önlemek için tehdit dolu bir mektup gönderdi. 2003 yılında Irak'taki ABD askerleri Türk askerlerinin bulunduğu karargahlara baskın düzenleyerek başlarına çuval geçirdi. ABD 1974 Kıbrıs Harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı. Birçok kez tekrarlanan ambargoların sonuncusu Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmak oldu. Bir diğer başlıktaysa Çanakkale ruhunu yaşatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, Çanakkale ruhunu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Erdoğan Biden'a da gerekli cevabı verdi. Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasındaki telefon görüşmesi bittikten sonra içeriğinden haberdar olan bir yetkiliye görüşme nasıl geçti acaba diye yokladım. Görüşme gerilimli geçti. Öyle mi? Şeklindeki soruma gelen cevap şu oldu. Yok, çok gerilmedik. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi diyor. George Floyd gözümün önüne geldi. Bir diğer başlık. Almanya'nın Duisburg kentinde polis iş insanı Emre Tümsey'i yere yatırıp ters kelepçe taktı.
Polisin boynunu bastırdığı tümsek bir an nefes alamaz oldum diyor. Evet, bu da Almanya'daki bir Türk'e uygulanan şiddet haberiydi. Gazete manşetlerini aktardık değerli izleyenler. Şimdi köşe yazılarına bakalım. Yeni Şafak gazetesinden Erdal Tanas Karagöl'ün "Kripto paralar nerede?" başlıklı köşe yazısına bakalım şimdi. Son dönemlerde kripto paralarda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19 salgınıyla beraber ekonomilerin durmasıyla insanlar internet üzerinden para kazanmaya yöneldiler. Bu yatırımlar içerisinde kripto paraların payının da azımsanamayacak kadar yüksek olduğu görülüyor. Peki kripto para nedir? Kripto para bildiğimiz paralardan farklıdır. Kripto para dijital veya sanal elektronik para olarak bilinmekte ve blok zinciri adı verilen bir teknoloji sayesinde çalışmaktadır. Kripto para tamamen çevrimiçi olarak var olan bir para birimidir. Gerçek bir fiziksel forma sahip değildir. Herhangi bir banka veya geleneksel kredi kurumu tarafından da desteklenemezler. Peki dünyada kaç tane kripto para var? CoinMarketCap verilerine göre bugün dünyada 9.439 kripto para var. Kripto paraların piyasa değeri de yaklaşık 1,82 trilyon dolar değerinde. CoinMarketCap verilerine göre son bir günde kripto para piyasasında toplam 102,97 milyar dolar tutarında işlem gerçekleşmiş. Kripto paraların avantajı ve riskleri nelerdir? Kripto para birimlerinin temel ilkelerinden biri özerkliktir. Kripto para kullanıcıları banka veya hükümet gibi aracı kurumlarla uğraşmadan paralarını hangi alanlarda ve nasıl kullanacaklarını belirleyebilirler. Ayrıca kullanıcılar herhangi bir otoritenin onayı gerekmeksizin dünyanın herhangi bir yerindeki ağda yer alan herhangi birine ödeme gönderilebilir veya herhangi birinden ödeme alabilirler. Kripto paralarda aracı kurumlar veya hükümetin katılımı olmadığı için işlem maliyetleri çok düşüktür. Ayrıca kripto para kullanıcıları mevcut durumda kullandığımız para birimlerinin tarih olduğu ve sürekli şekilde şikayet edilen geleneksel bankacılık ücretlerine tabi değildir. Diğer yandan kripto para kullanıcıları yalnızca bir akıllı telefon veya bilgisayarla kripto para gönderdikleri için kripto paraların kullanımı çok kolaydır. Bu nedenlerden dolayı kripto paralara kısa zamanda çok hızlı bir yönelim oldu. Kripto paraların avantajları olduğu kadar birçok risk unsurunu da barındırmaktadır. Öncelikle kripto paralar bildiğimiz ülke paralarında olduğu gibi merkezi bir kurumu arkasına almaz. Yani arkalarında Merkez Bankası gibi bir kurum yoktur. Öte yandan kripto paraların değerinde çok dalgalanma yaşanmakta. Dolayısıyla kripto paralar çok yüksek risk taşımaktadır. Bu riskle beraber kripto paraların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmamaları şu anda yaşanan sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Yeni Şafak gazetesinin köşe yazısına baktık değerli izleyenler. Şimdi sırada hava durumu var. 26 Nisan'da ülkede nasıl bir hava hakim olacak izleyelim. Aranın ardından gün ışığı haberlerle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Güncel koronavirüs verilerine bakalım. Son 24 saatte 38.553 yeni vaka tespit edildi. 347 kişi koronavirüs sebebiyle ne yazık ki hayatını kaybetti. 51.236 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Koronavirüs salgınında düşüş sürüyor. Bir günde 38.553 vaka tespit edildi, 347 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 260.280 koronavirüs testi yapıldı. 38.553 kişinin testi pozitif çıktı. 347 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 2.801 oldu. 51.236 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.073.644'e yükseldi. Toplam test sayısı 45.884.258'e ulaştı. Vaka sayısı 4.629.969, vefat sayısı 38.358, ağır hasta sayısı ise 3.590 oldu. Yok,
Kritik Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Öncelikle gündem koronavirüsle mücadele olacak. Ek tedbirler alınacak mı yoksa tam kapanmaya mı gidilecek? Her kesim tarafından merak edilen işte bu sorularda kabinede cevap bulacak. Kabine toplantısında göreve atanan 3 bakan ilk kez katılacak. Kısmi kapanma yeni haftada doluyor. Vaka artış hızı düştü. Akıllardaki tek soru tam kapanma olacak mı? Cevabı kabine toplantısında belli olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüsle mücadele olacak. Alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konuları görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim kurulunun tavsiye kararlarını kabine üyeleriyle paylaşacak. Tedbirlerin vaka sayılarına yansıması ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı gündeme gelecek. Bununla ilişkin bir rakam var mıdır? Eğer tüm bunlar doğruysa bunu engellemek adına... Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacak. Akar, Irak'ın kuzeyinde Metine ve Avaş'ın Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirecek. Kabine toplantısına göreve yeni atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama boyunca denetimler büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla sürdürüldü. Özellikle araçlarıyla yola çıkıp belgesi olmayanlara istisnasız cezai işlem uygulandı. İstanbul'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler hiç olmadığı kadar artırıldı. İşlek caddeler, yoğun kullanılan kavşaklar ve otoyol gişelerinde kontrol noktaları genişletildi. Trafikteki araçlar sıkı bir şekilde denetlendi. En baştaki. Yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerinde her araç durduruldu. Sürücü ve yolcuların tek tek belgeleri kontrol edildi. Avukat da olsa, muafiyet belgesi yoksa hakkında tutanak tutulmadan yoluna devam etmelerine müsaade edilmedi. İstanbul'da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de, pazar gününde havanın soğuk olmasının etkisiyle İstanbul'da çok fazla trafik yoğunluğu oluşmadı. Fakat tüm polis kontrol noktalarında ekipler teker teker araçları durdurarak belge sordu, güzergaha uymayanları ise cezalar yazdı. İstanbul'da kısıtlamanın ilk başladığı cuma gününde trafikte büyük yoğunluk oluştu. Özellikle otoban gişelerinde yığılmalar oldu. Fakat hafta sonu nispeten daha sakin geçti. Polis ekipleri açısından yollarda büyük olumsuzluklara şahit olunmadı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları aralıksız sürüyor. Mehmetçik sınır güvenliğini korumak için terör hedeflerine bomba yağdırıyor. Son olarak Kandil'de tespit edilen 4 hedefe hava harekatı düzenlendi. Her iki operasyonda da tuzaklanmış EYP'lerle silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler için artık kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer kalmamıştır. Hangine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz. Irak'ın kuzeyinde pençe operasyonları gece boyunca aralıksız devam etti. Teröristlerin inlerine girildi, hedefler yerle bir edildi. Her bir yavuz devam edin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2,5 ay aradan sonra Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonu kararlılıkla sürüyor. Operasyona çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçları da katılıyor. Terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla cephane olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir ediliyor. Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef düzenlenen hava harekatıyla etki altına alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu harekat merkezinden takip ediyor. İHA'ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekat merkezinden izliyor. Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sırasında etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin yeni görüntüler de paylaşıyor. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de teröre aman verilmiyor. Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li terörist daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta birlikleri Irak sınırındaydı. Bakan Akar 31 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından esir getirilen terörist sayısı da toplam 31. Mehmetçik Kuzey Irak'ta ara, bul ve yok et parolasıyla ilerliyor. Hem karada hem de havada teröristlere göz açtırtmıyor. Bu operasyonlar devam edecek. Sonuna kadar devam edecek. Ve şu anda da planlandığı şekilde faaliyetlerimiz sürüyor. Metina ve Avaş'ın Basyan bölgelerindeki PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları devam ediyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. 400'den fazla hedef topçu birlikleri, 60'tan fazla hedefse savaş uçakları tarafından vuruldu. Operasyonda kara birlikleri arama tarama yaparak ilerleyişine devam ediyor. Karadan sızma harekatı, havadansa helikopterlerle bölgeye sevk edilen komandolar bölgede teröristlere nefes aldırmıyor. Komandolarımız yine karadan da araziden de intikal etmek suretiyle sızma tarzında bölgeye geldiler ve bölgeyi kontrol altına almış bulunuyorlar. Operasyonlar sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komuta kademesiyle birlikte Irak sınırına gitti. Komutanlarla video konferans yöntemiyle görüştü. Talimatlar verdi. Biz başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, sınır güvenine son derece saygılıyız. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan uzman çavuş Ergün Çakar'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan uzman çavuş Ergün Çakar'ın şehit olduğu bildirildi. Şehit uzman çavuş Ergün Çakar'ın cenazesi memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Vezirköprü'ye getirilen şehidin naaşı bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını soykırım olarak tanımladı. Tarihi bir skandala imza atan Biden, "Biz nefretin tüm şekillerinin çürütücü etkilerine karşı güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz," dedi. Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki geldi. I am genuinely shocked and saddened that our nation. Amerika Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını soykırım olarak tanımladı. Skandal sözlere Ankara'dan sert tepki geldi. Joe Biden 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhütümüzü yeniliyoruz ifadelerine yer verdi. Biz nefretin tüm şekillerinin çürütücü etkilerine karşı güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz dedi. Tarihi tasdik ettiklerini belirttiği açıklamasının devamında bunu da suçu birilerine yüklemek için değil, bunun bir daha asla yaşanmaması için yapıyoruz değerlendirmesinde bulundu. O açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Aliyev, son gelişmeler doğrultusunda hangi ortak adımların atılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aliyev, Biden'ın açıklamasını tarihi bir hata olarak nitelendirdi.
Biden'ın açıklamasına ard arda sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın sözde soykırım nitelemesine yönelik bunun elbette bir siyasi karşılığı olacaktır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir. Biden'ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır dedi. CHP adına açıklamayı parti sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar Ermenistan halkıyla Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güçlü yaralar açacaktır ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de o ifadenin Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıdığını söyledi. Siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde soykırım ifadesinin Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz açısından ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir dedi. Gündemi sarsan kripto para dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aranan 80 kişiden 69'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşi de var. TODEX soruşturması devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 80 kişiden 69'u yakalandı. Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından TODEX soruşturması sürüyor. Şirketin kurucusu Firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınanların sayısı 69. Aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu Firari 11 zanlı aranıyor. ...111 metre yüksekliği ve 1000 metre kareye batıyla Türkiye'nin en büyük bayrağı İstanbul'da kentin tüm noktalarından rahatlıkla görülebiliyor. İstanbul'un silüetine anlam katan bayrak yepyeni manzaraların ortaya çıkmasını da sağladı. Türkiye'nin en heybetli bayrağı İstanbul'da dalgalanıyor. Kentin her noktasından rahatlıkla görülebiliyor. Çamlıca'ya dikilen Türkiye'nin en uzun Türk bayrağı İstanbul'un her yerinden rahatlıkla görülebiliyor. Öyle ki Fatih can kurtaran sahilden bu sisli ve puslu havaya rağmen o devasa bayrak çıplak gözle rahatlıkla izlenebiliyor. Anadolu yakasında Çamlıca Tepesi'ni süsleyen dev bayrak Üsküdar ve çevre ilçelerden rahatlıkla görülebiliyor. Boğaz'ın diğer yakasından da oldukça net bir şekilde izlenebiliyor. Yine Avrupa yakasında bir nokta. Beşiktaş Balmumcu'dan bakınca Çamlıca Camii, Dev Türk Bayrağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir arada işte bu manzarayı birlikte dolduruyor. İstanbul'un silüetine anlam katan bayrak 111 metre yükseklikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende göndere çekilen bayrak 1000 metre kareye batında. Bu özellikleriyle Türkiye'de ondan daha büyüğü yok. Çamlıca'da dalgalanan dev bayrak İstanbul'da yepyeni manzaralar ortaya çıkardı. İstanbul'un en güzel tepelerinden biri olan Çamlıca'da adeta büyük bir boşluk dolmuş oldu. Haberleri izledik değerli izleyenler. Şimdi Günüşağı Gazete bölümünde Sözcü Gazetesi'nin manşetine bakalım. Tepki böyle olur başlığı altında 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Amerika Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Cevabımız çok sert oldu. 21 ABD üssünü kapattık, ABD bayraklarını indirdik, 5000 ABD askerini gönderdik. Türkiye, ABD Başkanı Biden'ın Ermeni soykırımı yalanını tanımasının şokunu yaşıyor. ABD aynı düşmanca tavrı
1975'te de göstermişti. Kıbrıs yüzünden Türkiye'ye silah ambargosu koydu. İş başındaki Demirel hükümeti 21'i bulan ABD üslerini kapattı, İncirliği NATO'ya bıraktı. 5000'e yakın ABD askeri gönderildi, ABD bayrakları indirildi. Türkiye'nin kararlı duruşu nedeniyle ABD 3 yıl sonra ambargoyu kaldırdı. Buna rağmen dönemin Ecevit hükümeti ABD'nin üst taleplerini reddetti. Şimdi de kamuoyundaki beklenti aynı, diyor Sözcü Gazetesi. Bir diğer başlıkta da yine tepkiler yer alıyor. Bu yapılanın siyasi bir karşılığı olacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın skandal ifadelerinin siyasi karşılığı olacak. Açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek. Amerika ne yazık ki lobilere diz çöktü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD lobilerin taleplerine diz çöktü. Kabul etmiyor, kınıyoruz. İlişkilerde ters etki yaratacaktır. Yine bir diğer başlıkta İyi Partili Aytun Çıray, ABD'nin yaptığına sessiz mi kalınacak? Böyle bir düşmanlığa tepki 1975'te Demirel gibi verilir, gerisi laftan ibarettir. Bir diğer başlığa bakalım. Hayrabolu Belediyesi'nde çocuk işçi skandalı. Belediye Başkanı Osman İnan 23 Nisan'da işçi eldivenli bir çocukla fotoğraf çektirip "Küçük ustamız" diye sosyal medyadan yayınladı. Paylaşım "Belediye çocuk işçi çalıştırıyor" diye tepki çekti. Başkan İnan, "Yavrumuz babasını ziyarete gelmişti, onun eldivenlerini giymiş" dedi. Ancak çocuğun daha önce parke döşerken, traktör kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Bir diğer başlığa bakalım. İktidar sahilleri satışa çıkardı. Özelleştirme İdaresi turizm kentlerindeki değerli kamu arazilerinin ve koyların imarını değiştirip satılığa çıkarıyor. Sözcü Gazetesi ana manşeti bu şekildeydi. Sözcü Gazetesi ana manşetine baktık. Gazete manşetlerini aktardık değerli izleyenler. Şimdi köşe yazılarına bakalım. Yeni Şafak'tan Bülent Orakoğlu'nun köşe yazısına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Asil Türk'ün ikinci kez bir araya gelmeleri yerli ve milli ittifak için mi? Başlıklı köşe yazısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24-12-2021 tarihinde AK Parti Meclis grubunda yaptığı konuşmada muhalefete ciddi anlamda çatarak eleştirilerini sıraladı. Bu zihniyet Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okumak garabiyetine kalkıştı. PKK'lı teröristlere hendek kazan arkadaşlar diyen, YPG'lileri vatanını savunanlar diye niteleyen, FETÖ'cüleri hak arayan mağdurlar gibi göstermeye çalışan, gezicileri aydınlanma hareketi olarak göstermek isteyenlerdir. Seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken, kendi partisinde faşizmin en sefil şeklini uygulayandır. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat işte dün çıktı. Varlık barış uygulamasını uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Ülkesine ve halkına husumeti, siyasetinin merkezine oturan zihniyeti, ona sufle verenlerle tarihe gömmek boynumuzun borcudur. Her şey gibi muhalefetin de yerli bir millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmesinin hemen ardından yeni yılın ikinci ziyaretini Asil Türk'e yapması, kulislerde Erdoğan yeni dönem için sözünü ettiği yerli ve milli muhalefeti inşa etmeye mi çalışıyor sorusunu ve tartışmaları beraberinde getirdi. Bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birlikte iftar yapmaları Saadet Partisi içinde cılız bazı tepkilere neden oldu. Bu kesim ilk ziyareti ve iftar yemeğini Asil Türk'ün Saadet'i saraya eklemleme çabası olarak görüp saraya teslim olmak yok, yolumuzu tırnaklarımızla kazıya kazıya açacağız şeklinde değerlendirmişti. Köşe yazısı Yeni Şafak gazetesinin köşe yazısına baktık değerli izleyenler. Şimdi sırada hava durumu var, izleyelim. Aranın ardından Gün Işığı Günün Konuğu bölümüyle karşınızdayız değerli izleyenler. Şimdi 1915-1919 yılları arasında Doğu Anadolu'da başlayan Ermeni isyanı bir katliama dönüşüyor. Bundan bahsedeceğiz ama öncelikle 1915 olayları ve sözde Ermeni soykırım iddiaları yine gündemde. Ancak Doğu Anadolu'ya baktığımızda birçok kent ve köy Ermenilerin yaptığı katliamların izlerini taşıyor hala. Ve resmi kayıtlara göre Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermeniler tarafından şehit edilenlerin sayısı tam 519 bin. İşte şimdi biz de bunları konuşacağız Cüneyt Polat'la birlikte. Sayın Polat, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi 1915-19 yılları arasında Doğu Anadolu'da başlayan Ermeni isyanı bir katliama dönüşüyor ve binlerce masumu öldürüyor Ermeniler. Bu katliamlardan bahsedelim mi ilk olarak? Neler yaşanmıştı o yıllarda? Tabii ki yani aslında şöyle demek lazım. Biliyorsunuz 1700'lerin sonu 1800'lerin başıyla birlikte özellikle İngiliz ve Fransız ajanların etkisiyle Osmanlı ülkesinde biliyorsunuz farklı fikirler, farklı milliyetçilik fikirleri yeşermeye başladı. Özellikle 1800'lerle birlikte bu çok daha büyük boyutlara ulaştı. Ve bunun sonunda da bu milliyetçilik fikirleri malum biliyorsunuz yine Osmanlı'nın engin hoşgörüsü bir miktar burada da belki etken mantar gibi biten yabancı uyruklu okullarla kendini farklı bir boyuta taşıdı ve bunun sonunda da bu okullardan yetişen mankurtlar diyelim, çünkü bunlar kodlanarak yetiştirildi özel öğretmenler tarafından. Bunların aklı fikri bizim işte bir yüzlerce yıl önce bu topraklarda bir krallığımız vardı. Olmayan bir Ermeni krallığı ortaya çıktı. Ve işte biz zamanında böyle yapıyorduk gibi hayali bazı krallıklar, bazı ülkeler, ütopik bazı konular bu kişilerin kafasında yeşermeye başladı. Ve bu bir süre sonra da şiddete dönmeye başladı. Ve ne yazık ki biz bunu özellikle 1800'lerin sonunda çıkan isyanlarda gördük ki o dönemde de çok ciddi isyanlar var. Ve daha sonra da Birinci Dünya Savaşı içerisinde tam savaşın ortasında Ermenilerin Osmanlı topraklarında birçok yerde özellikle Rusların hakim olmaya çalıştığı bölgelerde Ermenilerin ciddi isyanlarıyla karşılaştık. Nedir bunlar, nerelerdir, nereleri söyleyebiliriz? Hemen şöyle söyleyelim. İşte Kars, Ardahan bölgesinde, Iğdır bölgesinde yaşanan isyanlar var. Erzurum, Erzincan bölgesinde yaşananlar var. Bayburt, Gümüşhane taraflarında yaşananlar var. Van'da yaşanan zaten büyük bir isyan var. Hatta şöyle söyleyelim. Van'da biliyorsunuz Van'ı ele geçirdiler. Çok ciddi bir katliam yaptılar. Ve orada bir devlet kurup kendilerine para ve pul bile bastı bu adamlar. Daha sonra bu isyanlar Güneydoğu'ya da yayılıyor. Hatta şöyle söyleyelim. Adana, Çukurova'da dahi çok ciddi ve büyük isyanlar var, büyük katliamlar var. Yani düşündüğünüz zaman çok büyük bir coğrafyada bu adamlar isyanlara kalkışıyorlar. Tek dertleri de işte yüzyıllarca önce burada bir Ermeni krallığı vardı. İşte Türkler geldi, bizim krallığımızı ortadan kaldırdı ki böyle bir şey yok. Hani bir emare yok ortada bununla alakalı. Böyle bir durum yaşandı ve ne yazık ki biz hani siz biraz önce 519 bin sayısını verdiniz ama o sayı belirlenebilenler bildiğim evet, kadarıyla. Evet, resmi kayıtlar sadece. Efendim? Evet, bu 519 bin aslında sadece resmi kayıtlar. Bunun dışındaki... Yani o bilinebilenler, onu söyleyelim. Hı-hı. Çünkü sayı çok daha büyük. Evet. Ve daha Türkiye'de açılmamış, yeri belirlenememiş toplu mezarlar söz konusu. Ve bunlar açıldığı zaman sayının çok daha büyük olduğunu hep birlikte ne yazık ki göreceğiz. Karşımızda çünkü acımasız bir güruh var ve bu acımasız güruh zamana ve mekana göre şekil değiştirebiliyor. Ben hemen şunu da söyleyebilirim, altını net olarak çizebilirim bunu. Çünkü bunun itirafını kendileri yapıyorlar. Son 100 yıl içerisinde yani geçtiğimiz yüzyıl içerisinde ve bu yüzyıla sirayet eden bir biliyorsunuz bölücü terör örgütü PKK ile mücadele ediyoruz. Bu PKK terör örgütünün orijininin Ermeni terör örgütü Asala olduğunu biz söylemiyoruz. Kendileri söylüyor. Asala ve PKK'nın o dönemki yöneticileri bunu itiraf ediyorlar. Yani 80'li yılların hemen başında yani 80-81'de Asala evrilerek PKK'ya dönüşüyor. Ve bundan sonra başımıza bela olan başka bir terör örgütüyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ama dediğiniz gibi çok fanatik, gözü dönmüş ve kan isteyen taşnak, hınçak ve kara haç terör örgütlerine bağlı Ermeni militanlar olduğunu söyleyebiliriz.
Peki sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırdıkları olaydan bahsedelim mi şimdi? 1915'teki bu zorunlu göç kararı neden alınmıştı? Neler yaşanmıştı o dönem? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii peş peşe isyanlar patlayınca ve savaşta isyanın tedbir almak zorundasınız. Ha, şunu da hemen belirtmekte fayda var. Dünyada sadece Osmanlı'nın yaptığı bir şey değildir zorunlu göç. Savaş ortamında ya da çok ağır şartlarda birçok ülke bunu yapmıştır. Mesela 2. Dünya Savaşı içerisinde biliyorsunuz Alman, Amerikalılar Japonların hepsini ülkelerinde yaşayan, hatta bazıları birkaç yüzyıldır ülkede yaşayan Japonların hepsini toplayıp kamplarda uzunca bir süre bunları tutmuştur. Hakeza Stalin'in ortada hiçbir neden yokken sadece Türkiye ile sınır olduğu için hemen sınırımızın ötesindeki Türklere yaptığı, Kırım'daki Türklere yaptığı zorunlu göçü hatırlayalım ve bunun bu keyfi bir zorunlu göçtür ve binlerce Türk hayatını kaybetmiştir. Benzeri durumlar Avrupa'da da yaşanmıştır ve İngiltere ve İngiltere sömürgelerinde de yaşanmıştır. Ama gelin görün ki bunların hiçbiri göze görünmez. Olmayan bir soykırım ve olmayan bir hani katliam bize dayatılmaya çalışılmaktadır. Evet bir tehcir, yani zorunlu göç kararı alınmıştır. Bunun alınma nedeni de tam Osmanlı Dünya Savaşı içerisinde Doğu Cephesi'nde Ruslarla savaş halindeyken içimizdeki yüzyıllarca birlikte yaşadığımız ve Osmanlı'nın hani Sadık Bende adını verdiği Ermenilerin ayaklanması ve Osmanlı'yı arkadan vurması üzerine bu karar alınmıştır. Bu tabii şöyle açıklanabilir. Nasıl ele geçirdi Osmanlı, nasıl buldu bunu da böyle bir karar aldı denilebilir. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Bunların meşhur 24 Nisan türküleri vardır. Bunu tuttururlar, bunu söylerler. Bunun nedeni de 24 Nisan günü Osmanlı ülkesinin tamamına yakın bir bölümünde aldığı istihbaratla operasyon yapar ve yüzlerce, binlerce silaha ulaşır. Birçok yerde, Ermenilerin yaşadığı birçok yerde, birçok şehirde Ermenilerin isyana kalkışacağı ortaya çıkarılır. Ve 24 Nisan'da da tabii tutuklamalar yapılır. Ancak Ermeni diasporasının ve bu Taşnak, Hınçak ve Karahaç terörist örgütlerinin iddia ettiği gibi bir katliam, bir idam furyası vesaire yaşanmamıştır. En küçük bir delil dahi yoktur bu konuyla alakalı. Çünkü böyle bir şey olmamıştır. Doğal olarak Osmanlı yakaladığı bu adamların hepsini tutuklamış ve yargılamıştır ve cezalandırmıştır. Ceza derken de hani idamdan bahsetmiyorum, hapis cezaları almıştır bu adamlar. Ve bunların delilleri de mevcuttur, kayıtları da mevcuttur. Emin olun, hani abartmadan söylüyoruz, hani onlarca ton silahtan bahsediyoruz. Her çeşit silahtan bahsediyoruz. Patlayıcılardan uzun namlulu tüfeklere, o dönem için ağır silah sayılabilecek her şeye kadar. Doğal olarak Osmanlı böyle bir hareketten sonra, ki onun öncesinde de biraz önce söylediğim gibi Osmanlı'nın Rus ordularıyla savaştığı Doğu Cephesi'nde özellikle Ermenilerin alaylar kurarak Rus ordusuna katıldığı ve Osmanlı'ya karşı savaştığı görülüyor. Meşhur HDP'den bir milletvekili var, biliyorsunuz, ismi Garo Paylan. Bu kişi geçtiğimiz yıllarda meclis kürsüsünden bazı kişilerin fotoğraflarını göstermişti. Fotoğraflarını gösterdiği bu kişiler, işte Pastırmacıyan vesaire, bu kişilerin tamamı Taşnak, Hınçak ve Karahaç teröristleridir. Terörist Ermenilerdir ve onlar Osmanlı'ya ihanet etmiş kişilerdir. Bir milletvekili utanmadan bunları da meclis kürsüsünde göstermiştir. Bunları kaybettik vesaire gibilerinden. Bu da bizim için farklı bir ayıptır. Dediğimiz gibi 1915'te yaşanan olay tamamıyla bu durum karşısında bir zorunlu göç hadisesidir. Siz eğer yani yaşadığınız ülkeye ihanet edip yaşadığınız ülkenin ordusunu arkadan vurursanız doğal olarak bir tedbir alınması gerekecektir buna karşı. Osmanlı da yine o gün, o dönem için en yumuşak tedbiri almış.
ve bu özellikle savaş bölgelerindeki Ermeni nüfusu mümkün olduğu kadar savaştan uzak bölgelere, Suriye ve vesaire o civara göndermiştir. Evet, az önce programın başında siz de belirttiniz aslında Ermeni militanların yüz binlerce insanı nasıl şehit ettiğini. Peki sizce neden bu katliamlar dile getirilmezken sözde Ermeni soykırımı sürekli gündeme taşınıyor? Buradaki amaç nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın bu hortlatılmış bir şeydir, plandır, projedir. Bunu önce altını çizmek lazım. Bu tamamen Türkiye'yi sıkıştırmak için düşünülmüş bir projedir. İşte en son adımını da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Amerika'nın başına gelmiş en büyük belalardan biri olan Joe Biden yaptı. Cahilliğiyle, bilgisizliğiyle bir kez daha kendini bütün dünyaya aslında rezil etti. Şöyle söyleyebiliriz. Bu iş biliyorsunuz 70'li yıllarla birlikte hortlatılıyor ve 80'lerle birlikte artık çok ciddi icraatlara dökülmeye başlanıyor. Dünyanın değişik yerlerinde ağırlıklı olarak Fransa ve Amerika'da yaşayan ciddi bir Ermeni nüfusu var. Bunlara biliyorsunuz diaspora diyorlar. Diaspora Ermenileri bulundukları bölgeler tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi çeşitli zanaatlar ve ticaretle zengin olmuş kişiler. Ve bunların kurdukları hayır kurumu var. Bir hayır kurumu var. Bu hayır kurumunda milyarlarca dolar birikmiş vaziyette. Bunun yanında yine diasporanın ağırlık verdiği, önem verdiği bir Ermeni kilisesi var. Ve üçüncü ve önemli nokta da diasporadaki Ermenilerin Ermeni kimliğini kaybetmemesi var. Bu üçünü düşündüğünüz zaman da bu olayların olmaması, yani Ermeni kimliğinin kaybolmaması ve bulundukları ülkede erimemeleri için, asimile olmamaları için, yine bu Ermeni kilisesinin o ülkelerde aktif kalabilmesi için ve ayrıca da biraz önce bahsettiğim o çok zengin yardım kuruluşunun ortadan kalkmaması için bunlara bir bahane, bir yalan gerekiyordu. İşte onu da 1915 olayları diye bir dönem İngilizlerin savaş sırasında kullandığı, daha sonra böyle bir şey olmadığı için üstü kapatılmış olan ve fakat 70'li yıllarda tekrar açılmış olan bir bela başımıza sarılmış durumda. Şunu söyleyebiliriz, bakın 1950'li yıllarda, 50 yılların sonuna doğru Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Celal Bayar Amerika'ya ziyarete gidiyor. Amerika ziyareti sırasında New York'ta Celal Bayar'ı coşkuyla karşılayanların bir kısmı da zamanında Türkiye'den, Anadolu'dan göç etmiş olan Ermeniler. Hatta Celal Bayar'ı evlerinde ağırlamak istiyorlar. Böyle durumlar yaşanıyor. Bu noktadan Türk dışişleri mensuplarını katleden canavarlara dönüştürülmüş bir diaspora Ermenisi grubu söz konusu. Bu tamamen Batı dünyasının Türkiye'yi sıkıştırmak, gerektiğinde kullanabilmek için demokrasinin kılıcı gibi üzerimizde tuttuğu bir planıdır. Ne zaman sıkıntıya girseler kendilerince Türkiye'yi sıkıştırmak için, Türkiye'yi zapturapt altına almak için bunu kullanırlar. Yine aynı şey oluyor, değişen bir şey yok. Evet, bu sözde Ermeni soykırımı ile ilgili HDP de bir takım açıklamalar yaptı biliyorsunuz ki az önce. Öncelikle bu açıklamayı nasıl değerlendirdiğinizi soracağım ve bu açıklamayı da göz önünde bulundurarak HDP için ne söyleyebiliriz ki? Az önce siz de yine belirttiniz meclis kürsüsünde bu teröristlerin fotoğraflarının gösterilmesinden. Evet. Şimdi şunu söyleyelim öncelikle, bakın şunun altını bir net olarak çizelim. Osmanlı hiçbir zaman hiçbir millete, hiçbir yerde soykırım uygulamamıştır. Böyle bir şey asla ve kat'a yoktur, kabul edilemez. Bunun altını net olarak çizmekte fayda görüyorum. Bu toprakların ekmeğini yemiş, suyunu içmiş herkesin de böyle kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğru olan bu. Hemen şunu da söyleyelim. Siz eğer bir başka mahvillere, başka gruplara hizmet etmiyorsanız zaten bunu söyleyeceksiniz. Ancak başkalarının oyuncağı olmuşsanız yapacağınız bir şey yok. Onlar ne derse onu yaparsınız, onların borusunu öttürürsünüz. Yaşadığımızda maalesef tamamen bu. Bu ülkede yaşamış olan, sadece HDP için de söylemiyorum bunu, başka gruplarla, mesela biliyorsunuz ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı kişi de aynı şeyi biliyorsunuz tweetleriyle yapıyor.
Yine kendisine sanatçı diyen, ki sanatçılıkla uzaktan yakından alakası olmayan kimi kişilerin de sosyal medya paylaşımlarını gördük ve gerçekten insan üzülüyor bu tarz şeylere. Yani bu kadar bilgisizlik, bu kadar cehalet ve bu kadar aymazlık nasıl bir arada olur? İşte o görüyoruz yani sonuç itibariyle. Ama HDP'nin olayına gelince HDP zaten bir gizli kripto Ermeni, kripto Ermeni derken şunu da altını bir kez daha çizmiş olayım. Hınçak, Taşnak ve Kara Haç terör örgütüne bağlı Ermeniler. Onun altını çizelim. Biliyorsunuz bizim aynı zamanda Türkiye'nin değişik yerlerindeki ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşayan Ermeni vatandaşlarımız var. Bunların konuyla uzaktan yakından alakaları yok. Ancak dediğim gibi Kara Haç, Hınçak ve Taşnak Ermenileri, yani bu terör örgütlerine bağlı Ermeniler tam bir terörist. HDP'nin de kripto olarak, gizli olarak yani bunların devamı olduğu, bunların uzantısı olduğu görüşündeyim ben. Ki bununla alakalı programlar da yaptım. Bunların nasıl Atalay'la bağlantıları olduğunu, Atalay'la birlikte nasıl bu işi planladıklarını, Atalay'ın nasıl Beyrut'taki kamplarını PKK'ya devrettiğini, nasıl terörist olarak insanları yetiştirdiğini, bağlantıların, özellikle PKK'nın üst düzeyiyle olan bağlantılarını tek tek anlattık biz. Tek tek belgeleriyle bunu ortaya koyduk ve ifşa ettik bunu. Bu kesinlikle hani bu şekilde algılanması lazım. HDP'nin buradaki kendini ifşa edişidir. Ve Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kapatma davası için dosyayı geri çevirmişti. Bundan sonra ne yapacak bilmiyorum. Çünkü bu gerçekten bütün Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Sonuç itibariyle Osmanlı bizim dedelerimizdir. Ve bizi soykırımla suçlamak kadar büyük bir aymazlık ve terbiyesizlik olamaz. Bunun da bir karşılığı muhakkak olmalıdır. Bu karşılığı verecek olan da devlet mekanizması içerisindeki yargıdır. Biz de yargıdan gereğini yapmasını bekliyoruz doğrusunu isterseniz. Aslında sizin de söylediğiniz gibi bu karşılıkla ilgili bir soru soracağım şimdi. Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz ifadesini kullandı. Sizce bu konuyla ilgili nasıl bir süreç gelişir ya da nasıl bir süreç gelişmeli? Türkiye bu duruma nasıl bir karşılık vermeli? Şimdi sonuç itibariyle tabii bunun Türkiye'nin son yıllarda yaptıklarının karşılığı olduğunu söylememiz lazım. Hani dediğimiz gibi yani sonuç itibariyle her şey bir neden sonuç ilişkisi. Siz Libya ile anlaşma imzalayıp Doğu Akdeniz'i kilitlerseniz, Doğu Akdeniz'de emperyal batılıların bütün hedeflerini imha ederseniz ve Azerbaycan'la bir olup Karabağ'ı geri alırsanız, yine Karadeniz'de kendiniz için enerji sahaları oluşturup bu sahalarda ciddi aramalar yapıp güzel sonuçlar elde ederseniz, yine Batı'nın dediğinin dışında kendinize savunma sistemleri kurar, savunma sistemleri satın alır ve silah sanayinizi geliştirirseniz, bu doğal olarak emperyal Batı'yı çok rahatsız edecektir. Çünkü hiçbir zaman güçlü bir Türkiye ve Türk milleti istemezler. Onlar biz her ne kadar tarihi unutmuş olsak da onlar tarihi asla unutmazlar. Şunu hemen altını çizelim. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine de selam olsun. Bize bu garip eğitim sistemini dayatanlar kendi ülkelerinde en önemli ders olarak tarih dersini okuturlar çocuklarına. Tarihi bilmeyen başka şeyi bilemez sonuç itibariyle. Yani geçmişi bilmeyen geleceği nasıl tasavvur edebilir ya da tasarlayabilir? Onlar bizden çok daha iyi bilirler ve asla unutmazlar. Biliyorlar ki bu ülkenin insanlarında çok büyük bir potansiyel var ve bu potansiyeli bir şekilde durdurmanız gerekiyor. Yapmaya çalıştıkları şu olacaktır. Bugün zaten siz de görmüşsünüzdür muhakkak sabahın erken saatlerinden itibaren birçok haber kanalı da bunu vermeye başladı. İşte Ermeniler tazminat ve toprak talepleri var. Bunlar onlarca yıldır devam ediyor. Ve öyle basit şeylerde değil, onu da söylemiş olalım. Yani milyarlarca dolardan bahsediyorlar tazminat olarak ve onların 6 il dedikleri, bakın 6 il dedikleri bir toprak talebi vardır. 6 il dediğimiz yer neresi biliyor musunuz?
Şöyle gözünüzün önüne lütfen Türkiye haritasını getirin. Trabzon'dan Adana'ya kadar olan hattı şöyle çizin. O hattın doğusunun tamamını istiyorlar. Yani onların 6 il dediği bizim ülkemizin yarısı. Ve hiç ortada olmayan, tamamen hayali bir Ermeni krallığı hikayesini 21. yüzyılda bu adamlar, bu fanatik adamlar hala bir iddia şeklinde sürdürüyorlar ve bu toprakları talep ediyorlar. Ha tabii ne olur, hani bunlar olmaz, hiçbirini kabul etmeyiz, etmeyeceğiz de sonuç itibariyle. Ancak işte uluslararası ortamlarla bunları bizim önümüze çıkartmaya çalışacaklar. Ancak tabii bizim dışişlerimiz eskisi gibi değil, her şeyi kabullenen, hani ne denirse yapan bir dışişlerimiz yok artık. Biz de hani korakor onların yüzüne birçok şeyi rahatlıkla vurabiliriz. Vuracağımıza da eminim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Biz ne yazık ki yıllardır bu konuyla alakalı yayınlar yapmamıza rağmen ve daha öncesinde de benzer durumlar yaşanmış olmasına rağmen Türkiye'nin bir aksiyonel tavır takınamadığını biz ne yazık ki görüyoruz. Bu olay yıllardır söz konusu, yıllardır karşımıza gelir. Biz yıllardır her 24 Nisan'da acaba Amerika ne diyecek, İngiltere nasıl tavır alacak, Fransa'dan hangi saçmalık gelecek gibi şeyleri düşünür, hayıflanır ve sadece biz yapmadık teziyle bir şeyler ortaya koyuyoruz. Evet. Ancak Ermeni diasporası, bakınız 365 gün, abartmadan söylüyorum bunu, 365 gün bu işle uğraşıyorlar. Yani Amerikan Temsilciler Meclisi'nde ya da Senato'da hemen her... Tamam, Sayın Polat, bu arada bölüyorum, özür dilerim ama bu son cümlemiz olsun, olur mu? Süremizin de sonuna geldik bu şekilde. Tamam, tabii hemen şöyle söyleyeyim. Yani bunu lütfen hani biz de artık bir ciddi proje dahilinde yapalım. Onlar nasıl bu işi böyle sistematik bir şekilde yapıp oradaki Batılıların kafasına bunu yerleştirdiler. Yani gidin siz ortalama birine sorun, Ermeni soykırımı vardır diyor Batı'da. Evet. Ancak böyle bir şey yok. Fakat biz bunu sistematik bir şekilde, planlı bir şekilde olmadığını anlatmamız lazım. Fakat her defasında biz geç kalıyoruz ve böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Çok daha planlı bir şekilde bu işle uğraşılması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bu bağlantıyla birlikte gün ışığının da sonuna geldik. Cüneyt Polat'la birlikte sözde Ermeni soykırımını ve Ermenilerin Anadolu'da yaptığı katliamları konuştuk. Ve gün ışığının sonuna geldik. Mutlu günler.